Senaryo serüvenim şöyle başladı Aslında yani ben tiyatro okudum e, İngiltere'de ve bizim okulda öyle e, senaristlik için ayrı bir kurs yahu e, şey için oyun yazarlığı için ayrı bir kurs e, yönetmenlik için ayrı bir kurs falan gibi bir şey yoktu Onun için biz orada oyun yazarlığı üzerine bayağı şeyler gördük ama benim okula girdiğimde amacım yönetmen olmaktı Türkiye'ye geldikten sonra ilk çalıştığım film Yılmaz Güney'in Umutsuzlar filmiydi. Umutsuzları çekerken Yılmaz şeyi yazmıştı o zaman. Boynu bükük öldüler diye bir roman yazmıştı. O romanı bana verdi. imzalayıp okudum ben romanı. Çok hoşuma gitti ve böyle garip bir şekilde bir sanki senaryo olsa ne güzel olur gibi bir şey oldu. Ertesi gün sete geldim dedim ki Yılmaz ben çok beğendim romanını tebrik ederim. Ben bunun senaryosunu yazabilir miyim izin verir misin dedim. O da güldü dedi ki oğlum ben onu zaten senaryo olarak yazdım sonra roman yaptım dedi. Ama sen senaryo yazmak istiyorsan o sırada Baba filmini yazıyordu gel beraber çalışalım dedi ve benim ilk senaryoyla tanışmam Yılmazla oldu fakat çok kısa bir süre sonra Yılmaz e, hapse girdi ilk kez politik nedenlerden ve de e, bu sebeple e, ben tekrar sinemadan ayrıldım çünkü o zamanki Yeşilçam'da benim tanıdığım Yeşilçam'da çünkü hepsini de tanımıyormuşum. Tanıdığım Yeşilçam'da benim mutlu olabileceğim bir ortam yoktu. Yani daha çok böyle e, ben yaptım oldu şeyinden aman abi ne gerek var gibi falan bir tavır vardı. Hala da bugün o tavır maalesef e, devam ediyor 50 sene geçmesine rağmen ama yani e, o zaman çok ağırdı. O yüzden benim e, çalışabileceğim insanlar çok kısıtlı idi tanıdıklarım arasında bir tek Yılmaz Güney'i tanıyordum, bir de Metin Erksan'ı tanıyordum. Metin abi de o zaman çok çok az iş yapıyordu. Birkaç sene sonra ben Yavuz Turgul'un şeyiyle ısrarıyla Arzu filme girdim. İyi ki de girmişim yani benim senaryo serüvenim aslında Arzu filmde başladı çünkü Arzu filmde senaryo her şeydi. Onun içinde de Arzu Film filmleri hala bugün e, seyrediliyor. Hatta senaryo da demem yanlış, hikaye desek daha doğru olur. Şimdi Türkiye'de yani ben geriye baktığım zaman senaryo olayında yaptığımız en büyük hatalardan biri üç şeyi ayırt edemiyoruz. Yani e, bir, proje. Yani proje çok çok önemli. Proje nedir derseniz, proje bir cümledir. Yani e, yahut hadi bilemedin üç cümledir en fazla. E, ya polis akademisinde geçen bir komedi yazalım dediğiniz zaman bu bir projedir. Yahut işte bir hırsızın maceralarını film yapalım dediğiniz zaman bir projedir. Bir aile filmi yapalım dediğiniz zaman daha kaba bir projedir. Ondan sonra da bu projeye yönelik hikaye aranır. Şimdi bu hikaye olayı en önemli şey olur. Çünkü proje çok ilginç bir proje yakalayabilirsiniz. Yani işte polis akademisinde geçen bir e, komedi filmi projesi gayet ilginç bir projedir. Çünkü daha önce hiç yapılmamıştır. Ama siz bunu iyi bir hikayeye oturtamazsanız güzel bir film olamaz. İmkansız. Onun için hikaye bence en önemlidir. Ve Türkiye'deki sinemanın başarısı da tamamen hikayeye dayalıdır. Yani ben buna karar verdim. Yani 2016'da dünyanın en çok satan dizilerini yapan ve de seyrettiğiniz zaman dizileri hatadan geçilmeyen bir ülkede Hikaye çok çok iyi olmalı bence. Yani oradan şey yapıyorum. Neyse, üçüncü önemli aşamada e, tretmanla başlayan senaryo aşamasıdır. Çünkü tretman bir hikayeyi sinema diline çevirmedir. Mesela şimdi Kültür Bakanlığı Destekleme Kurulu'nda olsun, bir takım festivallerde olsun e, yahut destekleme programlarında olsun tretman yazın 5 sayfa olsun diyor. Böyle bir şey olamaz. Yani tretman dediğiniz sahne sahne senaryoda kaç sahne varsa her birinin yazıldığı bir şeydir. Onun için de bir tretman en az 50 sayfa olur yani. Benim benim gördüğüm hiçbir tretman 50 sayfanın altında değildi yani dünyada. Şimdi ondan sonra da senaryo aşaması gelir. Senaryo aşamasındaki en önemli şey Dramadır. Yani tiyatro. Tretman aşamasında bir takım dramatik kuralları yerine getirirsiniz. Ondan sonra senaryoda bunu daha ince eleyip, daha sık dokuyup çok çok daha iyi bir yere getirirsiniz. Tabi de bir de üstüne diyaloglar biner. Diyaloglarda da yine e, tiyatro bilgisi çok öndedir. Çünkü karakter kurmanız lazım. Zaten o karakterler kurulmuş olması lazım hikayeden itibaren. Ve de e, bu karakterlere göre diyalogları yazmanız lazım. Biz Arzu Film'de en büyük çalışmamız proje aramasıydı. Yani biz önce proje arardık. Aylarca proje arardık. Zaten Arzu Film'de şöyle bir sistem vardı. Arzu Film'de Üç ay boyunca biz altı tane film çekerdik iç içe. Niye? Çünkü yazın çekmek çok avantajlıydı. Bir günler uzun, iki hava koşulları müsait, yağmur da az falan filan gibi. Onun için filmler yazın çekilirdi. Arzu Film yılda altı film çekerdi. Bu altı filmi daha yılın başında, sezonun başında yahut işte sezonun sonunda bir önceki sezonun sonunda bölge dağıtımcıları diye bir sistem vardı o zaman. Yani o zamanki sistem bugün olmadığı için finansman da aksıyor. O zaman şöyleydi Türkiye coğrafi olarak değil bir takım bölgelere bölünmüştü. Bunlar sinemalara göre ayarlanan bir bölgeydi. Yani atıyorum mesela Adana bölgesi diye bir bölge vardı. Adana bölgesi demek Akdeniz demek değildi. Yahut yalnızca Adana hinterlandı da değildi. Mesela Diyarbakır sinemaları da Adana'dan aldıkları için filmlerini Adana bölgesine bağlıydı. Doğuda birçok il Adana bölgesine bağlıydı. Yani sinemaların filmlerini hangi dağıtımcıdan aldığı meselesiydi. Onun için şimdi 5 tane bölge vardı. bir Adana bölgesi, iki İzmir bölgesi, 3 Karadeniz-Samsun derdik. Samsun bölgesi, 4 Ankara bölgesi, 5 İstanbul bölgesi. Yani mesela bütün Rumeli İstanbul bölgesine aitti. Bütün Orta Anadolu Ankara'ya aitti. Samsun'a da işte Orta Anadolu'nun bazı şehirleri ve de Karadeniz bölgesi. Şeydi. Şimdi mesela Doğu illerinden bazıları Karadeniz bölgesinden alabiliyordu filmlerini, Erzurum gibi mesela. Ama diğerleri de Adana'dan alıyordu örneğin. Yani biz değil yalnız Uğur Film, işte büyük şirketler, Aküm Film o zaman 1970'lerin başından bahsediyorum. Bu şirketler bölge dağıtımcılarıyla bir araya gelirdi ve kaç film yapacaklarını anons ederlerdi. Hatta bazen projelerini söylerlerdi. Bir sohbet pitching toplantısı ...bile değil aslında bir sohbet toplantısını andıran bir toplantı yapılırdı. Ve e, bu arada dağıtımcılar da isteklerini söylerlerdi. Şimdi dağıtımcılar arasında da bir hiyerarşi vardı. Mesela Adana bölgesi ve Ankara bölgesi en önemli bölgelerdi. Samsun ve İzmir biraz daha hafif kaçardı. Ve fiyatları da azdı. Ondan sonra bu bölgeler... E, belli bir avans verirlerdi film başına. Mesela Adana bölgesi film başına 250 bin, 300 bin lira civarında bir para verirdi. İzmir bölgesi 150 bin lira verirdi. Ankara bölgesi işte 200 ile 250 bin arasında falan gibi böyle bölge fiyatları vardı. Sonra bu fiyatların üzerine Bunlar minimum garanti dediğimiz avans olarak verilirdi. Sonra da güya sinemadan hisse verilmesi söz konusuydu ama hiçbir zaman o hisse verilmez. O kadar büyük para kazanamadı. Neyse Arzu Film işte bölge dağıtımcılarıyla buluşurdu. Altı film yapacağımızı anons ederdik. ve zaten bizim seri filmlerimiz vardı. Yani Hababam sınıfı vardı mesela. Bir tane hababam yapacağız dediğimiz zaman bütün bölge dağıtımcıları peşimize düşüyordu. Ondan sonra da diğer şeylerimizi de 6 tane filmi de şey yapıyorduk. Şimdi bu altı filmin hikayelerini ve projelerini oluşturuyorduk. en az 8 ay boyunca. 8 ay biz hikayeye arardık. ...ve de hikaye oluştururduk. Yani korkunç bir hummalı çalışmaydı. Her sabah saat 9'da başlardık. Akşam 6.30'da bürodan çıkardık. Ertem Eğilmez'in evine giderdik. 12'ye, 1'e kadar çalıştığımızı hatırlıyorum. Şimdi burada mesela Arzu filmin eskileri işte ekip çalışması yapılırdı büyük herkes senaryo şeyine katılırdı gibi bir anlatımlar verdikçe şöyle bir intiba çıkıyor ortaya sanki herkes senaryoya bir katkıda bulunuyormuş gibi. Öyle bir şey yoktu. Yani senaryoya katkıda bulunan kişiler belliydi. Ha herkes fikrini söyleyebilirdi serbestti ama senaryoya gerçekten katkısı olan kişiler işte Ertem Eğilmez ve Sadık Şendil en başta olmak üzere yani hepimizin başında Sadık abi vardı. Zaten bütün senaryolara Sadık abinin ismi yazılırdı. Kim yazarsa yazsın. Mesela dışarıdan da biz senaryo alırdık. Umur Bugay bize senaryo getirirdi. Supi Tekniker getirdi Mesela Aile Şerefi'nin senaryosunu Supi getirdi. Sonra sadık abi'nin katkıları, bizlerin katkıları ve yönetmen olan Orhan Aksoy'un katkılarından dolayı senaryoda Sadık Şendil, Supi Tekniker ve Orhan Aksoy yazar. Ama aslında senaryo Supi'nindi. Yani ilk geldiği haliyle. Ama tabii senaryo öyle bir şey ki yani ufak bir katkıda bulunanın dahi eğer hakkı yenmeyecekse isminin konulması lazım. Manevi haklar bu. Demek. Ekipte yani bütün ekip Arzu Film'de maaşlı olarak çalışan oyuncular da maaş, Hepimiz maaşlıydık. Ertem Eğilmez de maaşlıydı. Sadık Şendil de maaşlıydı. Maaşlı olan herkes sabah saat 9'dan önce, Ertem Eğilmez'den önce olması şarttı. Bazen Ertem abi 8 buçukta gelmeye karar verebilirdi. Ben yarın erken geleceğim derdi mesela. Biz hepimiz böyle 8'de falan gelirdik daha erken gelelim diye. Bütün ekip şeye katılırdı senaryo çalışmasına. Bunun sebebi şuydu. Bütün 8 ay boyunca altı projenin şeylerini hikayelerini çalıştığımız için oyunculara senaryo vermemize imkan yoktu. Onun için de oyuncular senaryo çalışmalarını yani karakter çalışmalarını o senaryo çalışmalarını dinleyerek yaparlardı. Mesela ben bir örnek vereyim. E, tam böyle Stanislavski'nin Building a Character isimli kitabını hatırlatan bir olay oldu Aile Şerefi'nde. Münir abi senaryoda yeni başlamışız çalışmalar ama hikaye oluştu. Hikayenin üzerinde değişiklikler yapılıyor falan filan. Münir abi tutturdu beni bit pazarına götürün. Beni bit pazarına götürün. Ben kostüm alacağım kendime. Kostüm alacağım falan demeye başladı. Ya Ertem abi dedi Yavuz'la ikimize dedi ki ya götürün şunu Allah aşkına kurtulalım çenesinden. Biz kalktık. Götürdük işte. Yavuz'la biz sigaramızı içiyoruz dışarıda. O girdi dükkanlara. işte bir tane mest aldı. Bir ayağına lastik ayakkabı aldı. Bir tane gocuk buldu. Ondan sonra bir tane takke buldu. Kafasına taktı. Ondan sonra giydi onları orada. Sucu Rıza oldu. Çıktı yani bir süre sonra. Allah Allah dedik deli midir nedir falan da. Uyanamadım ben yani o anda. Sonra ertesi gün Münir abi aynı kıyafetle geldi. Çekime kadar. En az bir ay. O kıyafetle yattı, kalktı ve giderek sucu rıza oluşunu izledim. Dedim ki o, o zaman yani Münir abi büyük oyuncu. Büyük oyuncu yani gerçek bir metot oyuncusu. Şimdi bunu istiyordu Ertem Eğilmez ve Sadık Şendil. Onun için de herkesi zorlarlardı. Yani tamam hepimizin bir sesi çıkardı orada. Şeyde çünkü öneri bol herkeste. Yani ağzı olan konuşuyor diyordu ya Ali Hepimiz bir fikir atardık ama gerçekten katkısı olan fikirleri verenler 4 kişiyi 5 kişiyi geçmez. Onun için de öyle hep birlikte 15 kişi senaryo yazıyoruz falan öyle bir şey yok. Ayrıca da o 5 kişi de senaryoyu yazmazdı. Yani her senaryoda bazı kişiler şey yapılırdı. Mesela bizim aile filmini Yavuz Turgul'la ikimiz yazdık. Ama Ertem abi başımızdaydı sürekli. Yani Ertem abi'ye biz yazdığımızı gösteriyorduk, o düzeltiyordu. Ertesi gün Sadık abi'ye gidiyordu. Sadık abi okuyordu, düzeltiyordu. Yani bunlar şeydi. Şimdi senaryonun son halini yani diyaloglarını da biz sette yazardık. Bu sette senaryo yazma meselesi oradan çıktı. Öyle konuşulduğu gibi değil yani. Öyle hiçbir çalışma yapmadan sette hemen senaryoyu yaz çek böyle bir şey olamaz yani. Ve olmadı da hiçbir zaman. Hikayenin öneminden buraya geldim. Yani hikaye çok çok önemli. Ve nitekim bugünkü dizileri seyrettiğimiz zaman isim vermek istemiyorum ama ee, en çok yurt dışında satan 17 tane dizi var. Geçen gün bir dergide çıkmış, ben de internetten buldum, baktım. Ee, en çok ülkeye satan. Bunların arasında işte... E, Asi var. E, Muhteşem Yüzyılı var falan filan. Niye bu diziler satmışa baktığım zaman şunu gördüm. Hikayeler çok iyi. Çünkü... Yani biz kalkıp da ilk önce öz eleştiri yapmalıyız. Ne yazık ki bizim senaryolarımız çok kötü. Yani şu anda senaryolar kötü. Reji çok kötü. Çünkü yönetmenlerimizin %99.9'unun tiyatro eğitimi yok. Tiyatro eğitimi olmayan bir adam senaryoda yazamaz. Yönetmenlik hiç mi, hiç yapamaz. Dünden sonra Yarından Önce'yi yazdım 1988'de. Sonra da e, yazdığım birçok senaryo hiçbir şey yapılamadı. Yani e, televizyon döneminde nedense e, hiçbir şekilde bana bir talep gelmedi. Yani şunun senaryosunu yaz, bunun senaryosunu yaz diye. Sadece ATV yeni kurulduğunda ki Türk dizilerinin başlangıcıdır... Başına bir tane Amerikalı gelmişti. Bill Kane Cross diye bir adam. ve o adam zaten Türk dizilerini başlatan adamdır. Çünkü dedi ki adam yani dünyanın her yerinde en çok tutan programlar dramadır. Ve de lokal dramadır. Yani yerli dramadır. Onun için yerli dizi yapmalıyız dedi ATV'ye. Ve ATV 10 tane dizi yapmak üzere yola çıktı. Bu arada Bill Ken Cross'a ben projelerimi sundum. 10 tane yapılacak projeden 3 tane benim projemi arasına soktu. Ama ondan sonra Alevera, Dalevera, Kürt Mehmet nöbete hesabı hiçbiri yapılmadı benimkilerimin. Benim yazdıklarımın. Bill Ken da bir kalp krizi geçirdi. Karısı adam ölecek diye Amerika'ya kaçırdı. Ondan sonra da diziler böyle bir bir takım tekerler içerisinde yapılmaya başlandı ee, tabii senaryolar da bu tekerlerin şeyi olarak bir takım çarpıklıklara uğradı şimdi Ertem Eğilmez bize en azından bana şu duyguyu verdi yani eğer yönetmen olmak istiyorsan önce şu sinema endüstrisi nasıl çalışıyor onu bir öğren yani dağıtım Sinema falan filan gibi. İki, yurt dışı pazarı öğren. Ki ben Arzu Film'in e, filmlerini yurt dışında satmaya başladım bir süre sonra ve o şekilde öğrendik yani. E, üç, prodüksiyonu öğren. Yani prodüktörlüğü öğren. Ondan sonra yönetmenlik çok daha kolay olacaktır. O yüzden de ben hazır olana kadar... Kendi filmimi yönetmedim. Yoksa yani ben kendi paramla beş tane film yaptım. Ama yönetmenlik yapmadım. Hiç Hazır ol olmadığımı hissettim. Reklam filmlerini, reklam filmi yönettim 500'e yakın. Ama reklam filmlerini de şey için yönettim yani Kamerayı ve objektifi ve ışığı daha iyi öğreneyim. Bir de ben senaryo yazdığım zaman öyle e, Kısa vadede yazamıyorum. Yani ...ben belki de o şeyden, Arzu filmdeki o aceleciliğimizden ve yığmamıza tepki... ...ben böyle şey istiyorum yani... E, ...sinopsisi yazayım, bir süre bırakayım... ...ondan sonra tekrar okuyayım, Aa, şunu 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 düzelteyim diyeyim... ...sonra tretmanı yazayım, sonra e, şeyi yazayım, yani benim senaryo yazma sürecim uzun metrajdan bahsediyorum. Bir yıl. Şimdi şeyde de televizyonda da ben bu şekilde bir bir iki tane ben yabancı film şey dizilerde yazılan senaryo aşamalarını gördüm böyle bir sistem yok Türkiye'deki gibi. Yani sen yaz hemen o hafta iki hafta sonra çekilsin o çekti yazdığın senaryo böyle bir şey yok. Yani önce sezonun kaç bölüm olacağına karar verilir. 10 bölüm işte yahut 7 bölüm şu anda son sezonunda Game of Thrones'da olduğu gibi. 7 bölümün senaryosu yazılır. 7 bölümün breakdownları bilmem neleri yapılır, bütçeleri yapılır, cartı curtu yapılır. Sonra pre-production'a girilir ve ondan sonra da çekildiği zaman da bütün bölümler bir arada çekilir. Şimdi onun için benim e, televizyon dizisi yazma diye bir isteğim yok. Yani öyle sabahlara kadar oturup e, şey yapmak, yani bir bölüm yazmak, işte o bölümü yetiştirmek, Ondan sonra bu, bu arada aceleden bir sürü hatalar yapmak. Yani bugün e, hikayelerimiz çok sağlam dizilerdeki ama senaryolar kötü ve bu senaryoların kötü olmasının sebebi de senaristler değil yani şartlar belki de bilmiyoruz yani. Onun için hiçbir şekilde senaristlere e, bir e, iftira atma, atılmasına da karşıyım. Senaristlerin en başta küçük bencilliklerden kurtulmaları lazım. Yani şu anda bütün dizi yazan senaristler, meşhur senaristler diyelim, ünlü senaristler diyelim, tamam kendilerini elit olarak sayabilirler, çok iyi olduklarından hiçbir şüphe yoktur ortada. Ama onlara bu bir liderlik görevi yükler. Yani herkesin bir takım mesleklerine karşı olsun, insanlığa karşı olsun görevleri vardır hayatta. Çünkü bu hayatta sonsuza dek kalamayacağız. Eğer biz benden sonra tufan şeyiyle gidersek dünya daha kötü bir duruma gelir. Giderek de kötüleşiyor zaten görüyoruz bunu artık tarih diye bir şey var. Ama e, Türkiye'deki senaristler bunun hiç farkında değilmiş gibi hareket ediyorlar. Onun için senaristlerin şu anda e, bilhassa istenilen senaristlerin lider olarak bir takım toplu hareketlere önce olmaları gerekir. Toplu hareket yapmak zorundayız. Toplu hareket yapmazsanız hiçbir şey olmaz. Mesela deniliyor ki bana ben bunu hep e, seslendiriyorum çeşitli topluluklarda hep şu söz söyleniyor. Abi ben yazmazsam ufacık bir çocuğa yazdıracaklar. Bırak yazdırsınlar kardeşim diyorum ya. Bırak yazdırsınlar. Sen o alacağın işte 40 bin liradan 10 bölüm 20 bölümü almayıver. Yani tamam büyük para. Büyük para 20 bölüm dediğin 800 bin lira ediyor. Yani büyük para ama bunu alma. Daha büyüğünü kazanacaksın daha büyüğünü kazanacaksın. Çünkü sen kendine güveniyorsan senarist olarak. Ben şahsen güveniyorum. Güvenmezsem yapmam zaten. O zaman öncü olmaları lazım. Yani şu anda en çok senaryoyu yazanlar kimse. Ben bilmiyorum yani takip etmiyorum. Kim olduklarını da bilmiyorum. Kökenlerini de bilmiyorum ama şunu da yapayım öz olarak. Ara sıra mesela bir Senaryoyu beğendiğim zaman, beğenmediğim zaman senariste bakıyorum Google'dan ve bakıyorum ki eczacılık mezunu yahut dişçilik mezunu falan gibi böyle tuhaf tuhaf meslek grupları çıkıyor. Ha bu olmaz diye bir şey yok bakın sakın ha bunu eleştirmiyorum ama eğer siz dişçilik okumuş olabilirsiniz, işletme okumuş olabilirsiniz... Felsefenin büyük faydası vardır, tarihin büyük faydası var. ama dramayı da öğreneceksiniz. Gidersiniz şayka Tekanda, anda e, Diyalog e, Can Gürzap'ın okuluna yahut Müjdat Gezen'in okuluna yani 4 sene üniversitede tiyatro okumaya gerek yok drama öğrenmek için. Stanislavski'yi öğrenirsiniz. <laughs> Anlatabiliyor muyum? E, bir iki tane oyunda oynarsınız. Oradaki doğaçlamalarda oynarsınız. Oyuncunun ne hissettiğini şey yaparsınız. Oyunculuğu öğrenirsiniz. Bir de yazarken oynamanız gerekir. Yani ben şahsen yazdığım her karakteri kadınlar da dahil oynuyorum. Kafamda oynuyorum. Bunu yapamayan kişinin dramasının mantıklı olması, gerçekçi olması doğal olması beklenemez. 94 yılıydı ATV ilk Türk dizilerine başladığı zaman. 94 yıldan bu yana geriye bakıp gelişmelere bir göz atmalarını tavsiye ederim senaristlere. Ne oldu? Önce özgün hikayeler, çok güzel projeler, çok güzel hikayeler. İkinci aşamada bir bakıyoruz romanlara kayma. Yani TRT'nin yıllar önce yaptığı aşkı memnuyu tekrar yapmaca. işte Ayşe Kuli'nin bilmem nesini yapmaca. Öbürünü yapmalı. Kurt Seyit ve Şura bilmem ne falan. Giderek özgün hikayeden bir uzaklaşma dönemi geçirdik. Şimdi yeni dönemle çok tehlikeli. Yabancı dizileri alıp anlatabiliyor Şimdi sinema senaristliğinde yapılan en büyük son 10 senedir yapılan en büyük hata şu. Hiç düşünmeden, hiç beklemeden iki arkadaş rakı içerken birdenbire akıllarına gelen ulan ne güzel film olur bu deyip aptal aptal bir senaryo, mantıksız bir senaryo, absürt bir senaryo yazıp film yapmalı. Seyirci bıktı artık bu filmlerden ya. Farkında değiller mi? Yani bir konuşsunlar seyirciyle. Ben konuşarım sürekli. Seyirci bıktı. Ha kim bıkmadı biliyor musun? Yeni yetme çocuklar. Çünkü her yıl 12-13 yaşına en az bir 100 bin tane, 400 bin tane çocuk çıkıyor. Bunlar çıktıkça bunlar gidiyor ve bununla gidiyorlar. Müthiş bir dramatik yapı eksikliği var. Sinema filmlerinde. Müthiş bir e, prodüksiyonla işi götürme. Yani arzu filmde bizim maliyetimiz o zamanın parasıyla kababam sınıfları da dahil 500 bin lirayı aşamazdı. 500 bin TL'ydi. Arzu filmde biz hikaye gücüne dayanırdık. Yani filmi hikayenin gücüyle çalıştırmaya çalışırdık, prodüksiyonla değil. Zaten o zamanki imkanlarda special efektler yok, bilmem ne yok, sesli çekim bile yok. Yani onun için biz doğal, güzel, gerçekçi hikayeler yapmaya çalışırdık. Şimdi bugün Türk sinemasında buna ihtiyacı var.